Güneşi Kitaplığı YouTube kanalında Mine Soysal'la Kitaplık Sohbetleri'nin 16. bölümüne hoş geldiniz diyelim. Hoş geldin Mine. Hoş bulduk. Bu haftaki bölümümüzün çok özel bir konusu var. Çünkü çok özel bir haftadayız. 59. Kütüphane Haftası'nı kutluyoruz bu hafta. Hemen sorularıma başlayıp senin de bu konudaki, bu hafta hakkındaki duygularını almak istiyorum. Bir yayıncı, yazar ve arkeolog olarak kütüphanenin senin için anlamını, sende uyandırdığı şeyleri merak ediyorum. Kitap okuma konusunda hayli dertli bir ülkede 59. Kütüphane Haftası'nı kutlamak benim için çok önemli. Ama bir yandan da düşünüyorum, neredeyse 60 yıldır kutluyoruz biz bu Kütüphane Haftası'nı. Ne mutlu bize demek istiyorum öncelikle. Bu mesleğe, bu halka çok önemli olduğuna inandığım bu hizmete emek verenleri gerçekten hepimizin alkışlaması, kutlaması gerektiğini düşünüyorum. İyi ki böyle bir haftamız var. Kütüphane benim için belleğimi oluşturan her şey demek. İnsanlığın belleği anlamına geliyor benim için ve insanın bugüne kadar ürettiği her şey, bilimden sanata, düşünceden yaratıya, bilgiden bir deneyime, her şeyin arşivlendiği, yaşayan mekanlar. Sürekli değişen, dönüşen, sürekli yaşayan kurumlar olması gerektiğini düşünüyorum kütüphanelerin. Çünkü insan yaşamı değişiyor, dünya değişiyor, insanın ürettiği bilgi, deneyim değişiyor. Ve böylece aslında o çok durağan gibi görünen kütüphane aslında içte müthiş devinim halinde sürekli kendini yenileyen bir dinamiğe sahip. Bu baştan çıkarıcı bir şey. Benim için çok çok özel. Tabii sen bir müzeci de olarak, bir arşivci de bir insan olarak eminim kütüphane ile müze arasında, arşiv arasında bir ilişki de kuruyorsundur. İçinde. Çok doğallıkla, çok doğallıkla ben üniversitenin son 2 yılında İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde köle olarak çalışmaya başlamıştım. Öyle derdim kendime. Bir öğlen yemeği verirlerdi bana ama bütün gün hani karın tokluğuna müzede verilen her işi yapardım. O zamandan itibaren de o müzedeki Osman Hamdi'nin kurduğu efsane kütüphanede çalışmaya, orada da bir şeyler yapabilmeye, orayı kullanabilmeye başlamıştım ve sanıyorum hayatımın sonraki bir 15 yılında böyle bir bugüne göre çok antik ortamı olan o kütüphanede beni yapan çok önemli ögelerden biri diye düşünüyorum. Sıradan bir insan için kütüphane ne anlama geliyor? Senin bu seminerlerde olsun, etkinliklerde, söyleşilerde kurduğun çok güzel bir benzetme var. Kütüphaneyi sen sığınağa benzetiyorsun. Son 30 yılda sanıyorum Türkiye'nin çok çeşitli bölgelerinde halk kütüphanelerine, belediye kütüphanelerine gitme ve kullanıcılarını izleme olanağım oldu. Çok farklı bölgelerde. Tabii ki işin akademik, verisel yanı farklı olabilir ama benim bir yazar olarak, bir yayıncı olarak kişisel gözlemim kütüphanelerin özellikle gençler tarafından kullanıldığı, gençlerden sonraki ikinci küçük nüfusun okuma yazma öğrenmeye çalışan kadınlar olduğu, üçüncü en minik grubunda emekliler olduğu. Şimdi bu üç gruba baktığımız zaman sığınma bu işin özü. Genç neden kütüphaneye sığınıyor? İnternet erişimi için gitmek zorunda. Ders çalışmak için kendine normal bir ortam arıyor ve evinde bulamadığı, okulunda bulamadığı ortamı kütüphanede bulmaya çalışıyor. Evinden uzak kalmak için gençler bazen kütüphaneleri kullanıyorlar. Evinde ya şiddet görüyor,
ya çatışma ortamı içinde yalnız kalamıyor. Belki. Yalnız kalamıyor, saygı görmüyor ve yine aynı şeyi yapıyor ve kütüphane ortamına sığınıyor. Ruh sağlığını koruyabilmek için. Hiçbir şey olmasa sevgilisiyle buluşmak için geliyor. Çünkü cebinde 3 kuruş para yok. Ne kafeye ne pastaneye gidebilir. Ama hiç olmazsa biraz okumak, biraz ders çalışmak da araya girerek sevdiği insanla, hoşlandığı insanla zaman geçirebiliyor. Hepsini aslında belirleyen bu kişisel gençlik ihtiyaçlarını karşılama. Tabii ki internet erişimi gibi, doğrudan bilgisayar kullanımı gibi en çok ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz şeyleri, teknik gereklilikleri bir kenara koyarsak, geriye kalan büyük çoğunluğun kişisel hak ve özgürlüklerini kullanabilmek amacıyla kütüphanelere gittiğini izliyorum. Bu beni çok üzüyor. Çünkü hani gençlerimize böyle bir dar, tek merkezli bir çözüm sunuyor olmamız bizim beceriksizliklerimizi gösteriyor bence. Ne kadar renkli, ne kadar duygusal ve düşünsel olarak zengin ortamlarda yaşamalılar diye düşünürken bunun da çok trajik bir tablo olduğuna inanıyorum. Hem organizasyon hem içerik desteği verdiğimiz bir projeden de bahsedelim. Halk Kütüphaneleri Bölge Seminerleri ve Belediye Kütüphaneleri Bölge Seminerleri. Günüşe Kitaplığı ilk günden beri kütüphanelerin okullarla, yayıncılıkla çok çeşitli noktalarda işbirliği yapmasını, birbirlerini bu özel disiplinlerin birbirlerini dinlemesini, anlamasını, yakınlaşmasını sağlama konusunda hep büyük heyecan duymuş bir yayın evi. 2010 yılında biz Kültür Bakanlığı, Kütüphaneler Yayınlar Genel Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi Bölümü, Göte Enstitüsü Ankara ve Türk Kütüphaneciler Derneği, Kütüphaneler Derneği, TKD ile işbirliği yaparak Halk Kütüphaneleri Bölge Seminerlerine başladık. 2017'ye kadar bu aradan geçen 7-8 yılda Türkiye'nin hemen her bölgesinde halk kütüphanelerinde çalışan kütüphaneciler, özellikle 30 yaş altı genç kütüphanecilerle çalıştık. Çok güzel bir içerik havuzumuz vardı. Hem akademik olarak kütüphaneler, hem yayıncılık açısından, edebiyat, kültür yayıncılığı açısından kütüphaneler, kullanıcı ihtiyaçları, fiziki ortam ihtiyaçları ve bunun gibi çok çeşitli başlıklarda mesleki gelişim seminerleri yaratıyorduk. 2018'den sonra da belediye kütüphaneleriyle aynı çalışmayı sürdürdük. 4 seminer gerçekleştirdik. Bu yılda 2023'te de 5. semineri yapmayı planlıyoruz. Kütüphanecilerin mesleki itibarlarını, mesleki güçlerini hissetmelerine, pekiştirmelerine neden olan 2 günlük çok güzel ortamlar oluşuyor ve hem yazarlarla, hem akademisyenlerle, hem meslektaşlarıyla bir araya gelip kendi meselelerini, ihtiyaçlarını paylaşıp tartışabiliyorlar. Bunlar her meslek grubunda olduğu gibi çok önemli bir ihtiyacı karşılayan işler. Bu ülke kütüphaneci öyküleri olan bir ülke. Onlarla bir arada olmayı bu vesilelerde, onlarla tanışmayı, akşamları birlikte yemek yemeyi, türkü söylemeyi çok önemsiyorum. Bunun nasıl bir meslek grubu olduğunu ve hani bir yazan insan için, yayınlayan kurumlar için aslında ne kadar görünmez ama devasa bir önemi olduğunu onlarla paylaşmak gerçekten çok önemli. 1940'larda eşekli kütüphaneci Mustafa Güzelgöz. Adam Ürgüp'te görev yapan bir kütüphaneci. Kütüphanecilik bilimi, ilimi yok ortada. Adamın kocaman bir kalbi var. Dolduruyor eşeklerinin tahta kasaları yapmış.
kasalarına dolduruyor elindeki kitapları. Köy köy dolaşıyor. Kitap sunuyor insanlara. Kitap hizmeti sunuyor aslında. Yakın zamanda Bitlis Halk Kütüphanesi'nde çalışırdı. Galiba ilk görev yeriydi sevgili Hakan Yücel'in. Bisikletiyle yaptı aynı şeyi. O da Bitlis'te il merkezinden çıkıp köy köy kitap hizmeti götürdü insanlara. Çok erken yaşta kaybettiğimiz COVID nedeniyle sevgili arkadaşım Aydın İleri'yi de burada anmalıyım. Türkiye'de gerçekten kütüphaneciliğin gelişmesi için çok çabalayan, büyük heyecan gösteren, hepimizi etkileyen bir kütüphaneciydi. Bu insanlar özel insanlar. Kesinlikle. Yine haftalarını kutlayalım hepsini. Evet, kutlayalım. Hepsini selamlayalım. Okul kütüphaneleri ve sınıf kitaplıkları var. Var diyorum ama gerçekten ne kadar varlar? Senin bu konudaki gözlemin? Üzücü bir konu bu benim için çok. Çünkü son yıllarda okul kütüphaneleri konusunda bir takım adımlar atılmaya çalışılıyor. Ama derlemesinde çok ciddi arızalar olan bir konu bu. Kütüphane dediğimiz şey okul eğitiminin temel meselelerinden biridir. Ama bizde sanıyorum tam tersi düşünülüyor. Kütüphanenin ideolojik bir yapısı olduğu sanılıyor. Ve dolayısıyla yönetimler, okul yöneticileri kütüphanenin barındırdığı yayının niteliğine göre kendileri bir şeyleri değiştirmek, yok etmek, yasaklamak, ortadan kaldırmak, mekanı ortadan kaldırmak zorunda hissedebiliyorlar. Anadolu'da çok gördüm. Kütüphane olarak düzenlenmiş bir mekanın ardiye olarak kullanıldığını, işlevsiz bırakıldığını, içindeki kitabın bile ne olduğunun bilinmediği örnekleri. Okullarımızda kütüphaneci kadrosu yok. Olması için çok çabalar gösteriliyor ama özel okullar dışında ki tabii ki çok kısıtlı bir nüfustan bahsedebiliriz özel okullar dediğimizde ki pek çok küçük ölçekli özel okulda da maalesef kütüphane meselesi aynı şekilde bir sorundur. Okul kütüphaneleri ve sınıf kitaplıkları hele benim çok üzüldüğüm bir konu, bu konuyu geçelim. Bir gün inşallah değişecek, evet, bu da değişecek. Belki tarihin içinde kütüphaneler çokça yer almış, önemi olan, yıkılan, yakılan belki de ya da gelişime önderlik etmiş hep mekanları olmuştur. Bir arkeolog gözüyle senin bu tarihten kütüphaneler için de bir yorumunu almak isterim. Milattan önce 3. yüzyılla milattan sonra 2. yüzyıl arasında bir 500 yıllık bir koridor var kültür tarihinde. Mesela öyle bir koridor ki o Akdeniz'in güney kıyılarında İskenderiye'de Büyük İskenderiye Kütüphanesi kuruluyor. Dünyada üretilmiş bütün eserlerin papirüs rulolarla korunduğu bir devasa bir yapı düşün. Görmeyi ne kadar çok isterdim, ne kadar müthiş bir şey olsa gerek. Sepet sepet rulolar düşün. Kitap diye orada bambaşka bir şey görüyorsun. Doğallıkla ya da derilere yazılmış, yine aynı şekilde rulo yapılmış, birbirine bağlanmış, kutularda saklanan bir takım belgeler. Şimdi çok fantastik geliyor. Müthiş bir şey, müthiş bir şey. Sonra mesela bizde de aynı yıllarda Bergamo, bugünkü Bergama kütüphanesi, çok büyük bir yapı, o kurulmuş. Yani bütün döneminin çağdaş uygarlığı diyebileceğimiz bütün büyük sistemler büyük kentlerine öncelikle kütüphane yapıları kazandırıyor. Bu geçmişte de böyle, müthiş bir şey bu. Ama benim mesela bu sıralarda en çok etkileyen, çok yeni, 70'li yıllarda mı, 80'lerde mi ne bulundu? Bu ünlü Pompei hikayesini herkes bilir. Vezüv yanardağ patlar. Lav ve kül tufanında Pompei lav altında kalır. Fakat Pompei'den daha uzaktaki Herkülanyum kül
altında kalır. Herkülanyum'da 30 metre külün altında papiri villası. Papiri villası diye bir yapı kazılıyor. Dünyanın en büyük papirüs koleksiyonunu barındıran kütüphane olduğu ortaya çıkıyor. Müthiş bir şey. Bu mesela şu anda yeni çalışılıyor. Bütün o kül altında yanmış papirüsler muhteşem bir restorasyon çalışmasıyla, konservasyon çalışmasıyla tekrar kazandırılıyor. Ama bizde tabii antik kütüphane deyince herkesin aklına Efezos'taki Celsus kitaplığı gelir. O da çok böyle dekor bir yapı, çok özel bir yapı ama Anadolu toprakları kütüphane, antik kütüphaneler konusunda da çok şanslı topraklar bence. Çocuklukta, gençlikte ve bugün senin kitaplığınla nasıl bir ilişkin oldu? Çocukluğumda benim hiç kitaplık, kütüphane falan gibi mefhumlarım yoktu. Çünkü kitap bana çok uzak bir ögeydi. Kütüphanemi kurmaya başladığım dönem ortaokul sonu ve lise yıllarım. Şu kadar param var. Ha, onun demek 5 liram varsa 4 lirasıyla kitap alırdım. Hani o şeye geçebilmiş olduğum dönem lise yıllarım. Kitaba sahip olma fikri beni baştan çıkaran bir fikir. Ben gerçek anlamda fiziki olarak kitap seven bir insanım. Kitaba sahip olmak, kitabı okumak, okumamak ama kitaba bakmak. Belli, özellikle belli türler, alt türlerde ki rafları genişletmek. O bütün kitaplardan tuhaf bir enerji doluyor bana. Bu ülkede çalışabilmek, üretebilmek, düşünerek yaşayabilmek için buna çok ihtiyacım var. Çok teşekkür ederim beni kütüphane haftası için. Görüşlerin, yorumların, sunduğun anekdotlar için. Kütüphaneci dostlarımızın bu güzel haftasını kutlayalım. Evet, hep beraber. 60. kütüphane haftası bambaşka kutlanacak. Kesinlikle. Bir hafta olsun. Kesinlikle. Hoşçakalın. Sağ olun.